Herkese merhaba, serbest satışa hoş geldiniz. 23 Şubat Perşembe, kepengi kaldırdık. Bugün mesai uzun, akşam kepengi indirmeye de geleceğiz. Çıkış yoluna da bekleriz. Onun dışında bugün medyada bugün var. Yine Ajansa Mehmet Şahin'in çok önemli konu ve konukları olacak. Değerli izleyiciler, yarın biliyorsunuz sizlerden gelenlerle bir program yapıyoruz. Sorularınızı, yorumlarınızı, analizlerinizi paylaşabilirsiniz. İster yorum, YouTube'daki yorum kısmına yazabilirsiniz. İsterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp adresine gönderebilirsiniz. Birçok izleyicimiz WhatsApp'ta mesajlarını yolluyor. Onlara bakıyorum. Bir iletişim halindeyiz. Hızlıca seçtiklerimizle başlayalım. Dün bir filmin fragmanını beraber izlemiştik. Bu filmle ilgili çok soru soranlar oldu. İsmini kaçıranlar olmuş. İsmi Exodus. Exit, çıkmak. Oradan bir topluluğu, bir grubu göç ettirmekten geliyor. İlk kez Firavun'un zulmünden kaçan Hz. Musa ve kavmi için kullanılmış. Daha sonra birçok kutsal metinlerde de var. Yani zorla göç ettirilme, böyle zulme maruz kalmayı anlatan bir ifade. Platformlarda yer alacak demiştik. Zannediyorum yakında bunu açıklanır. Şu an festivalleri dolaşıyor. Dünyayı dolaşacak. En son Berlin Film Festivali'nde, ki dünyada çok prestijli bir festivaldir, orada yer almıştı. Kronos'ta, Velev'de ve TR724'te bununla alakalı çok ayrıntılı haberler var. Oraya bakabilirsiniz diyerek diğer gündemimize geçelim. İlk muharip uçak 5. nesil dün havalandı. Epey iktidara yakın medyada çok ses getirdi. Erdoğan bununla alakalı tweet attı. Ne oldu? Yapamaz diyordunuz. Yaptık şeklinde haberler var. Şu an ekranda gördüğünüz uçak F-16'ların kullandığı F-110, General Electric'in kullandığı motoru kullanıyor. 2028 yılında yerli motorun entegre edilmesi planlanıyor, eğer her şey yolunda giderse. Bir yandan yerli motor çalışmaları varken yine yabancı şirketlerle ortak motor üretim çalışmaları da var. 2032'de envantere girmesi bekleniyor ve işte bunlar hep planlandığı gibi giderse 10 yıl sonra Türkiye'nin kullanacağı bir savaş uçağı projesi olarak var. Bakalım çalışmalar nasıl ilerleyecek. Adamlar bakanlığı mahvettiler, bakanlığı ırzına geçtiler. Kriminalleri artık büyükelçi atıyorlar. Cezayir'e bir tane adam şey yapmaktan, hakaretten, darptan birisini gönderdiler. Erdoğan adamı, Mücahit Küçük Yılmaz, Nükhet Otar bile büyükelçi oldu. Bunlardan teselli buluyorlar. Ali Yeşildağ, biliyorsunuz Erdoğan ailesinin 40 yıldan fazla dostu bir aile. Kardeşleriyle arası açılınca yurt dışına çıkmak zorunda kalmıştı. Ve gazeteci meslektaşımız Cevher Güven'in yayınladığı itiraflarda neler neler anlatmıştı. Sadece bir havaalanı ihalesinden bile Erdoğan'ın milyar dolar götürdüğünü artık gün neredeyse gün gün anlatmıştı. Diğer şirketi nasıl elimine ettiklerini, bizzat kendi rollerini anlatmıştı. Velhasıl Yunanistan'daydı Kasım'dan beri. İadesine yönelik bir karar çıktı. Son kararı Yunanistan İçişleri Bakanı verecek. Buna da itiraz etme yolu var. 1986'da bir soygun, cinayetle alakalı Interpol'dan arama kararı çıkartılmış. Ne tuhafsa 1986 yılında şimdiye kadar hiç merak etmedikleri, incelemedikleri bir dosyayı açmışlar. Interpol'dan yakalama emri çıkartmışlardı. Erdoğan şu an Yunanistan'da ilişkileri düzeltme yolunda. Kim bilir ne tavizler verdi. Bunun yakında kokusu çıkar. Yunan basındaki en son katımarini yazmıştı. İadesi kararı çıktı. Ama hala yargı yolu mevcut. İade edilmeme ihtimali de yüksek. İade edilebilir. Türkiye ile Yunanistan çok birbirine benzer ülkeler. Bakalım nasıl pazarlıklar dönecek. Bilal'in düzenlediği bir Filistin mitingi vardı. Orada elinde bayraklı bu gördüğünüz kişiyi darp eden üniversite öğrencisi, din davası dün sonuçlandı. Para cezası verdiler. Halkı kin, tahrik vesaire o maddeden ceza almadı. Para cezasıyla dava sonuçlandı. Bir süre cezaevinde yatmıştı biliyorsunuz. Gelelim kapak konumuza. 13 Şubat'ta üzücü bir olay yaşanmıştık. Erzincan Erişte bir maden faciası. Hani Heyelan'da diyorlar ya, büyük bir çevre felaketi oluşmuştu. Ya bu kadar büyük bir çevre felaketi var, bu çevre bakanı niye gitmiyor diye yavaştan soruluyordu. Dün gitti. Yani 13 Şubat'ı gündüz olarak kabul edersiniz. Tam 9 gün sonra bölgeye gitti. İşte arkada da bakanları aldılar. Doğal olarak gazeteciler de sordu. Halk TV'den Ferit Demir sordu. İki soru sordu. Birincisi, daha önce yapılmış raporlar var. O zaman böyle bir tehlikenin geldiği fark edilmedi mi sorusu vardı. İkincisi de kendisinin neden şimdi geldiğiyle alakalı. Epey bir rahatsız oldu. Sen basın mısın dedi. Basın cevabını alınca da çok tatmin etmeyen, hastalığının olduğu, bir operasyon geçirdiğini, o yüzden uzun süren, 8 saat süren ameliyat geçirmiş, o yüzden gelememiş. Yani insanların gözünün içine bakarak bunu söyledi.
kimi hatırlatıyor? İşte o MİT krizinde Erdoğan'la tam böyle ameliyata girerken MİT krizi çıkmış yalanı vardı ya işte reislerinin izinde. Bakalım dün çok yerde yer aldı ama bir kez daha görmek lazım. Nasıl bu kadar aleni yalan söylediklerini bir kez daha göstermek lazım. Bakın 13 Şubat'ta maden faciası yaşandı. Adam 14 Şubat'ta İstanbul Ticaret Odası'nın toplantısına katılmış. Felaketten bir gün sonra. Ya utanmadan ben o gün ameliyat geçirdim diyor. 14 Şubat'ta İstanbul Ticaret Odası'nda. 19 Şubat'ta Osmaniye'de etkinliğe katılmış. 20 Şubat'ta Adana'da mitinge katılmış. Utanmadan diyor ki rahatsızlığımdan dolayı gelemedim. Peki neden gitmedi? Çok sebebi çok basit. Ne bakanı bu? Çevre Bakanı. Oraya gidecek Çevre Bakanı neticede birinci dereceden bu çevre felaketiyle ilgili ilgilenmesi gereken kişi Çevre Bakanı olarak arz-ı endamette. Ya soracaklar madem bu Çevre Bakanı'nı ilgilendiren bir mesele hangi Çevre Bakanı zamanında buna izin verildi şu oldu bu oldu? Tabii ki akılları bir kez daha Murat Kurum'u getirecek. İşte o Murat Kurum'la alakalı tartışmalar birazcık sönsün. O zaman gideriz ki Çevre Bakanı olarak çıksın diye. Sırf yerel seçimlerden dolayı gitmediler. İstanbul'a etkisi, menfi etkisi olmasın diye. Bir de utanmadan o gün ameliyat oldum, hastaydım diyor. Tekrar yakına verelim. 14 Şubat'ta İstanbul Ticaret Odası'nın etkinliğinde konuşmuş. Böyle de artık yalanları dinlerim oldu diyelim. Utanç verici bir manzara. Dün mecliste başka bir hadiseye geçeceğiz. Ana dil, dünya ana dil günüymüş. Doğal olarak ana dilde konuşmak isteyen vekiller oldu. Kürtçe konuşmak, Lazca konuşmak isteyenler oldu. İkisi de engellendi. Kürtçe ile olan kısa bir video var. İzleyelim. Üzerine konuşacaklarımız var. Merhaba dünyanın tüm halkları ve ana dilleri. Slavcı hemu gelen u hemu zamanan re. Roja. Anayasamızın 3. maddesine göre Türk devleti ülkesi milletiyle bölünmez bir bütündür. Ve dili Türkçedir. Konuşmaların Türkçe yapılması gerekmektedir. Aksi durumda iş tüzüğünün 66. maddesi uyarınca mikrofon kapanıyor. Genel kurulda konuşma yapan hatiplerin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Evet, nerede bir adam? Yani yersiz dünya ana dilleri gününün kutlanmasını propaganda olarak mı sayıyorsunuz? O zaman gidin AK Partili belediye başkan adaylarınıza söyleyin. Mardin'de, Diyarbakır'da, Urfa'da gelip Kürtçe propaganda yapmasınlar. İkiyüzlülüğünüzü bu şekilde ortaya çıkarmayın. Açık tepki. Sonuçta söz vereceğim. Uzun ayrım o zaman. Şu an bir kafa karışıklığı var. Bir dakikalık konuşmamı mı tamamlayayım? Yoksa... Buyurun. Ben size yeniden bir dakika süre tamam, lütfen sözümü kes. Ama Türkçe hitap ederseniz bir kelimeyle bu ülkede yaşayan halkların dilinden ana dil gününü kutlayacağım ve rica ediyorum sözümü kesmeyin. O sistem kesiyor zaten onu söyleyeyim. Sistem kesmiyor. Az evet. Önce arkadaşım da Kürtçe konuştu ve kesmedi. Kesildi. Siz farkına var mı? Ben yazımı tamamlamak Türkçe, istiyorum müsaadenizle. Türkçe hitap ederseniz sevinirim. Ben buyurun. Dünya halklarının dilinde Kürtçe kutlayacağım. Merhaba yedi kıta, yedi iklim. Merhaba dünyanın tüm halkları ve ana dilleri. Slavcı hemu gelen u hemu zaman. Sezai Bey size söz vereyim. Aç verin. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bugün Uluslararası Ana Dili Günü. Ve bunun kutlamasını burada doğal olarak herkes kendi ana dilinde yapar, yapmalıdır da. Bu tahammülsüzlüğü anlamak mümkün değil. Kaldı ki bu kutlama anayasanın dil 3. maddesine hiçbir maddesine aykırı değildir. Tam tersine anayasa 10. maddeyi savunmaktır. Evet, önemine binaen biraz uzun bir videoydu. Kesmeden yayınladım. Yani yıl olmuş 2024 İsa'dan sonra hala ana dili konuşulur mu konuşulmaz mı? Gerçekten çok boş tartışmalar. Şimdi Türkiye 50-60 yıl önce şu başörtü meselesini çözmüş olsaydı bugün birçok sorun tartışmalı olacaktı. Kürt meselesi yıllar önce çözülmüş olsaydı Türkiye bugün nerelerde tahmin bile edemiyoruz. Ama biz dönüp dolaşıp aynı şeyleri konuşuyoruz. Bir insanın ana dili yani anne karnından çıktığı ve öğrendiği dili konuşamaması çok büyük bir insan hakları ihlali. Şimdi Kürtçe meclise konuşurlarsa yarın öbür gün işte başka bir şey isterler. Şunu isterler, özellik isterler, self determinasyon isterler. Böyle bir şey değil bu. Bu insan haklarıyla alakalı bir mesele. O çözmediğin ama sen o zaman sorunu çözmemiş oluyorsun. Ne oluyor o zaman? Gençlerin ölüyor. Senin virane evlerine gelip bayrak asıyor birileri. Böyle tabutlara senin çocuğunun yattığı tabuta elini koyup nutuklar çekiyor.
silah ağları, silah tüccarları paralar kazanıyor. Bu ülkeye barış gelmiyor. O yüzden çok basit meseleleri bile halledememek, büyük bir sorun haline getirmek gerçekten çok üzüntü verici. Bir de bu da empatisini düşünün. Kürtler azınlıkta, Türkler çoğunlukta, Kürtlerin dilini konuşmasına izin verilmiyor. Tam tersi olduğu bir yer olsun, böyle Kürtler çoğunlukta olsun, Türkler azınlıkta olsun. Bakalım öyle bir yerde ne olmuş? Sayın Başkan, Sayın Parlamento üyeleri. Karabas, Barazan, Barazan, Barazan. Bugün... Barazan. Bugün Kürdistan'da biz anjuandığımız düzümle, düzümle. Barazan'ın da mani parlaman. Yekegle şana zekani geli Kürdistan ve haremi Kürdistan ve yeke rezle hamu pekata kana gire. Pekata kani kelere huzur yan heya etuanın bezmani koyan ba azadana kısapkan. Fermu kagazat. Bugün biz Kürdistan'da anjuandığımız şey parlamanda düşmanların 5 kürsüsü var ve kıl aşur Almanların da 6 kürsüsü var. Bugün bir düşünce var, bu kürsüleri az etmek. Biz buna karşıyız. Evet, görüntüler 2022 yılında Kürt Federe Meclisi'ndeydi. Kuzey Irak'taki bölgesel yönetim. Tabi orada da Arapların, Türklerin çok ciddi sorunları var. Nasıl Türkiye'de Kürtlerin vardı. Hani Kuzey Irak bir cennet olduğu için söylemiyorum ama birazcık empati yapma adına söyledim. Dünden beri önemli bir konu hem dünya basında var hem de Türkiye basında yansımaya başladı. Somali Cumhurbaşkanı 10 yıl boyunca Türk karasularının denizini Türkiye'nin koruyacağını açıkladı. 8 Şubat'ta imzalanan bir anlaşmayı kabinede onayladıktan sonra dünya basında da yer almaya başladı. Çünkü önemli bir gelişme. Somali Cumhurbaşkanı açıklamıştı. 8 Şubat'ta Türk Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le diğer muhatabız Somali'li Savunma Bakanı. Bu kişiyi nereden hatırlıyorsunuz? Buraya kazasında gelip para pazarlığını yapan kişi. Türkiye'de eğitim aldığı için Türkçe de biliyor. Şimdi çok önemli bir anlaşma Türkiye için. Şöyle de düşünün, çocuğunuz bir kazaya karışmış, birisinin ölümüne sebebiyet vermiş ve hiç hapis yatmamış. Davası da hasır altı edilmiş. Birazcık borçlanırsınız değil mi? Bir de şunu düşünün, oğlunuz kara para aklamayla bütün gizli servislerin eline düşmüş. IŞİD petrollerine isim geçiyor. İtalya'da paçayı zor kurtarmış. Bütün nerelerde ne halt yedikleri belli. Böyle bir yönetimin de nasıl ne tavizler verdiklerini de düşünün. Böyle bakmak lazım. Önemli bir gelişme. Somali yakın zamanda da Amerikalılarla bir anlaşma yapmıştı. 5 askeri üssünde Amerikalıların kurmasına izin vermişti. Evet, muharip uçaklar, Somali'yi koruyoruz vesaire ama ülke insanlarına zulüm de devam ediyor. Mevlüde Göksu 2022 yılında klasik böyle saçma sapan terör suçlamasıyla öğrenci evinde alınarak arkadaşlarıyla beraber tutuklanmıştı. Ev hapsiyle serbest kalmış. 7 aylık hamileyken tutukladılar Edirne'de. 18 Şubat'ta Sevinç Özarslan'ın Kronos'taki bir haberi bu. Yani ev hapsi verdikleri kişiyi 7 aylık hamileyken tutukladılar ve şu an cezaevinde. Yani öyle uçak yapmak vesaireyle mutlu bir toplum olmuyor. Zulüm bir yandan da tam gaz devam ediyor. Yarın için sorularınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.